Arkadaşlar, herkese selamlar. Merhaba yazınla Laravel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda bahsedeceğimiz şey Laravel projesini, yani Laravel'i bilgisayarımızda çalıştırırken hangi ortamları kurmamız gerektiği ve hangi ortamları nasıl kuracağımızdır. İlk başta arkadaşlar bize Laravel'i bilgisayarımızda çalıştırmak için bir lokal server, yani lokal bir sunucu gerekmekte. Bunun adı da XAMPP adlı bir uygulama var. Biz kursumuz boyunca XAMPP'i kullanacağız. Onun haricinde WAM server falan farklı yine lokal sunucular, lokal sunucu çalıştırmak için işimize yarayan uygulamalar var ama en stabil olan çalışanı PHP'de kullanacağımız bizim kurs boyunca XAMPP olacak. Peki XAMPP'i nasıl indirebiliriz ve nasıl kurarız? Biz şimdi buna geçelim ve biraz bunun üzerine konuşalım. Hemen şuraya XAMPP yazıyorum. Gördüğünüz gibi şurada hemen Google'un açıkladığı bir yer var. Diyor ki XAMPP bir web sunucusu yazılımıdır. XAMPP Server ile bilgisayarınızda PHP, MariaDB, Perl ve Apache yanında FileZilla gibi gibi sistemler kurularak hazır bir web sunucusu oluşturabilmektedir diyor. Arkadaşlar XAMPP içerisinde bize PHP'yi hazır olarak getiren, yani PHP'yi bilgisayarımızda çalıştırmamızı command line olarak da, yani komut satırında da çalıştırmamızı sağlayan bir uygulamadır. Onun haricinde PHP ile beraber çok kullanılan MySQL veri tabanında bilgisayarımızı halihazırda kurar. Onun haricinde PHP MyAdmin vardır. PHP MyAdmin'de MySQL veri tabanımızı yönetmek için bir web tarafında çalışan bir panel gibi düşünebilirsiniz. Onu da XAMPP'in içerisinde bize sunmaktadır. Şimdi XAMPP'i apachefriends.org sitesine giderek buradan indirebiliyoruz. XAMPP for Windows kısmı var gördüğünüz gibi. Eğer macOS ya da Linux kullanıyorsanız bunlara tıklayabilirsiniz. Lakin biz Windows üzerinden gideceğiz. Buna tıkladığımızda have some, you download, you start automatically diyor. Burada biraz bekliyoruz. Otomatik olarak sizin indirmeniz başlayacaktır diyor. Ve burada bir indirme kısmı geliyor. Burada eğer kaydet derseniz indirmeye başlayacak. Ben indirdiğim için bunu iptal diyorum. Beklememek adına. Şurada gördüğünüz gibi indirdiğiniz yer neresiyse buraya geliyor. Burada bir bizden yönetici izni istiyor. Biz buna evet diyoruz. Şimdi welcome to XAMPP diyor ve indirme başlayacak. Burada böyle bir hata çıkarsa bana çok aldırış etmeyin. Tamam deyin. Burada permission falan istiyor. Tamam diyoruz buna. Welcome to XAMPP setup wizard diyor. Yani burada indiriciye hoş geldiniz diyor. Burada işte komponentleri seçin diyor. Yani komponent dediği işte kısımları gibi bir şey. MySQL. Bunlar zaten hepsi olacak bizde. Yani gerekmeyen şeyler de var aslında ama biz hepsini kuralım. Burada arkadaşlar şu select folder yerini unutmayın. Bu kısım composer, yani composer dediğimiz şey de PHP'nin paket yöneticisi. Nasıl JavaScript için Node.js varsa bu da PHP için composer adına yine bir paket yöneticisi indireceğiz. Onun için şu kısmı kurduğunuz yeri unutmayın. Sizin farklı diskiniz vardır. Oraya kurabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama ben şu anda buraya devam diyeceğim. Ben de hata verebilir çünkü daha önceden kurmuş da olabilirim. Next dediğimde the selected folder is not empty diyor. Burası boş değil diyor şu anda. Hemen bakayım şuraya, C'ye geleyim. Gördüğünüz gibi C'deyim şu anda. Buradan XAMPP'e geliyorum. Burası gördüğünüz gibi dolu olduğu için buraya kuramazsın diyor. Biz bunu şöyle siliyoruz. Tekrardan buraya next diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda geliyor. Language seçeneği zaten iki tane var. Biz İngilizceden devam edeceğiz. Next diyoruz buraya. Şu an diyor indirmeye hazırız diyor bilgisayarınıza. Next diyoruz. Burada indirmeye başlıyor. Ben buraya cancel diyorum. Çünkü ben daha önceden indirdim. Ama arkadaşlar ben D diskime indirdiğim için şu anda D'den devam edeceğim. Siz C'ye indirdiğinizde dediğim gibi o pet'i unutmayın yolunu. Çünkü Composer'ı indirirken bu bize lazım olacak. Composer'da arkadaşlar dediğim gibi bizim Laravel'i bilgisayarımıza kurmamız için gereken bir paket yöneticisi. PHP'nin paket yöneticisi. Onun haricinde işte farklı PHP'nin library'lerini, kütüphanelerini de indirip kurabiliyorsunuz. Şimdi buradan Composer diyorum. Composer dedik ve gördüğünüz gibi getComposer.org kısmı çıktı. Sizde farklı şeyler çıkarsa şu şekilde getComposer.org diyerek bu siteye ulaşabilirsiniz. Şurada download kısmı var. Zaten şurada geri geliyorum. Burada gördüğünüz gibi A Dependency Manager for PHP diyor. Yani işte PHP için Dependency Manager paket yöneticisi, gereksinim yöneticisi gibi bir şey diyor. Burada download kısmına geliyoruz. Burada Windows Installer kısmı var. Şurada Command Line Installer kısmı da var. Eğer PHP yüklüyse şu şekilde de indirebiliyorsunuz. Eğer Linux veya işte farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız biz burada Windows'u kullanacağız. Şurada gördüğünüz gibi Composer Setup.exe kısmı var. Buradan indirebilirsiniz diyor. Bastınız zaten küçük bir dosya hemen indiriyor.
Ben yine indirmeyeceğim çünkü daha önce indirdim beklemeyelim diye. Zaten çok bekletmiyor da gördüğünüz gibi bir 71 MB falan boyut. Burada şimdi install for all users diyor, recommended diyor, yani önerilen tüm kullanıcılar için indirin kısmı var. Biz buna tıklıyoruz. Burada bir yönetici izni istiyor. Evet diyoruz buraya. Şuraya next deyip geçebilirsiniz. Burada choose the command line PHP you want to use. Kullanmak istediğiniz PHP command line, yani komut satırında kullanmak istediğiniz PHP path'ini PHP seçin diyor. Şimdi ben de burası ben example D'ye kurduğum için D programs exam PHP PHP exe diye geldi. Çünkü ben example dediğim gibi D programs exam altına kurdum. Ama sizde C exam olarak geleceği için siz C exam PHP PHP exe olarak seçebilirsiniz. Next diyorsunuz. Burada şey yapıyor. Enter proxy URL diyor kullanmak isterseniz, ama biz öyle bir şey kullanmayacağız. Direkt internetten indireceğiz diyor. PHP versiyonunuz bu olacak diyor. Tamam diyoruz. Proxy seçilmedi diyor. Şimdi install dediğinizde direkt siz de indirecektir. Ben daha önceden indirdim zaten. Finish diyoruz. Komut satırını açtığımızda arkadaşlar CMD yazıp şuradan da arama kısmından da bulabilirsiniz. Şurada Composer dediğimizde geliyor arkadaşlar. Eğer XMP'de bilgisayarınıza kurduysanız şuraya hemen XMP Control Panel olarak basarsanız, aratırsanız burada böyle bir kontrol paneli geliyor. Şimdi arkadaşlar Composer'ı da kurduk. XMP'de kurduğumuzu varsayıyorum. Lakin küçük bir hatırlatma yapayım. Composer'ı ilk başta indirmeyin arkadaşlar. Çünkü ilk başta indirmemiz gereken bizim her zaman XAMPP olacak. Çünkü XAMPP içerisinde PHP'yi getiriyor. Eğer Composer'ı PHP olmadan kurmaya çalışırsanız Composer yüklenmeyecektir. Sizden bir PHP path'i isteyecektir. Eğer bilgisayarınızda kurulu değilse de XAMPP'i indirmeniz gerekmekte. Ya da PHP'yi gidip kendi sitesinden de indirebilirsiniz. Şimdi XAMPP'i indirdikten sonra zaten dediğim gibi path'ini seçiyorsunuz ve Composer'ın kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar diğer indireceğimiz şey ise bize bir IDE lazım Laravel'i kodlamak için. Biz Visual Studio kodu kullanacağız. Ups. Studio kod diyelim. Şimdi code.visualstudio.com adresine gelerek burada Download for Windows kısmına tıklayarak indirebilirsiniz. Other platforms var. Eğer Linux falan kullanıyorsanız buralardan da yine indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz Download for Windows kısmına tıklayacağız. Burada zaten yine indirmesi geliyor. Biz indirdiğimiz için tekrardan indirmeyeceğiz. Arkadaşlar ben daha önceden Visual Studio kodu kurdum. Zaten Laravel'e kadar geldiyseniz bunu kurmayı da biliyorsunuz. Çok basit. Anlaşmayı kabul ediyorum. Next deyip kurabiliyorsunuz. Şimdi bunu da indirdiysek arkadaşlar, şimdi size küçük bir şey göstereceğim. Burada sizlerde hata olabilir. Hakeza bende oldu. CMD'yi açıyorum. Burada şimdi Laravel projesini nasıl bilgisayarımıza yükleyebiliriz Composer'la, buna geçelim. Hemen şuradan Laravel'in kendi sitesine geliyorum. Gördüğünüz gibi şurada dokümantasyon kısmı var. Buraya geliyoruz. Installation kısmı var. Buraya geliyoruz. Aşağı iniyoruz biraz. Creating a Laravel Project diyor. Laravel projesi oluşturma kısmı. Şimdi burada Composer'la oluşturma kısmını gösteriyor. Burada Composer Create Project Laravel diyoruz. Yani Composer diyoruz. Create Project Project oluştur. Yani neyle oluşturacağımızı seçiyoruz. Laravel'le oluşturacağız diyoruz şu şekilde. Example App kısmı var. Example App kısmında yani burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Blok, işte tamir, artık ne kuracaksınız, aklınıza nasıl gelecekseniz o şekilde burada isim verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz hemen bunu bir deneyelim. Bazen hatayı sizlere göstermek için burayı açıyorum. Composer create project diyorum. Laravel slash Laravel. Pardon, ilk başta bir desktop'a geçeyim, yani masa üstüme geçeyim. Bunun için CD desktop diyorum. Composer create project. Şuraya bir slash atıyorum. Project Laravel slash Laravel block diyoruz. Şimdi bastık buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hata geldi burada. Hemen şuraya CTRL C deyip çıkabilirsiniz burada. Fail to download Laravel diyor. From this diyor. İşte zip extension unzip. Yani Composer bize bunu indirirken şu 7 zip unzip diye bir şey kullanıyor, tamam mı? Bizim bunu command line'ımızda olmadığı için şu an hata veriyor. Biz bunu arkadaşlar şuradan 7 zip diye bir uygulama var. Pardon, ben bunu yeni segment açtım. 7 zip kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar eğer sizde böyle bir hata verirse hakeza
bu kısmı yapabilirsin. Şurada download kısmı var, Windows için indirme kısmı. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde indirdik. Şöyle indirdiğimiz şeye basıyoruz. Bizden yönetici izni ismi diyor. Buraya kuracağım diyor. Tamam diyoruz. Buna install diyoruz. Yediz şu anda bize indirdi arkadaşlar. Şimdi tekrardan yazdığımız şeyi yazacağız diyorum. Burada blok kısmı olduğu için burayı açmıyor. Tekrardan bastığımızda Yedizip'i indirdiğimiz için gördüğünüz gibi burada şu şekilde projemizi kurmaya başlıyor. Neden? Çünkü Yedizip 7-Zip uygulaması diyeyim artık. Bizim command line tarafımızda çalıştığı için Composer bunu kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Dediğim gibi Git veya farklı terminaller kullanıyorsanız bunlar kolay bir şekilde olacaktır. Ama eğer sizde CMD yani CMD'de böyle bir hata çıkıyorsa bunu yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bizim Laravel projemiz buraya kuruldu arkadaşlar. Biz bunu şu anda Laravel projemizi bilgisayarımıza kurmuş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi şurada dosya sisteminde bu şekilde Laravel projemiz geldi. Şimdi eğer isterseniz Visual Studio kodumuzu açalım arkadaşlar. Şurada hemen kod diyorum. Visual Studio kodumuz açıldı dostlar. Gördüğünüz gibi şurada işte benim eski terminal session'ları falan filan da geldi. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi burada blok dosyamız geldi. Projemiz geldi, Laravel projemiz. Bunu buraya tutup sürükleyerek şu şekilde atabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, Laravel projemiz artık bizim Visual Studio Code uygulamamızda bu şekilde geldi. Peki bunu nasıl başlatacağız? Arkadaşlar şu anda XAMPP'i açmadan yani şu an herhangi bir şey yapmadan yine başlatabiliriz. Çünkü XAMPP PHP'yi de bize command line olarak yani komut satırımızda çalıştırmamız için yükledi. Biz bunu PHP hemen şuradan şu gördüğünüz yerden New Terminal diyorum. Burada açıyorum zaten direkt benim uygulamamın olduğu klasöre geliyor otomatikman. Hemen buraya diyoruz ki PHP artisan serve diyerek Laravel projemizi çalıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim hemen buraya kontrol klik yapıyorum ve benim gördüğünüz gibi Laravel projem şu anda ayakta arkadaşlar çalışıyor. Şu ekranı görmeyi projeye başlarken her zaman çok sevmişimdir. Bunu da buradan açıklayayım. Gördüğünüz gibi şu alt tarafta sürümümüz var. Hemen şöyle biraz yakınlaştırayım. Laravel v11.21.0 PHP versiyonu bizde 8.2.12. Şu anda Laravel projemizi başarılı bir şekilde kurduk. Laravel projemizi çalıştırdık. Gelecekteki derslerde Laravel'e daha derin bir şekilde ilerliyor olacağız arkadaşlar.